Aslı. Hı? Kızım sen niye kötü oldun böyle? Barış Bey'in de benden pek farkı yok Gül. Onun da kafası karma uçurma. Galiba beni sevmediği için değil, sevdiği için işten çıkardı. Ha. Ben de onu diyecektim. Ya bu adam seni seviyor ya. Vallahi bak belli yani. Yani başka bir derdi var. Ondan yanaşamıyor sana. Düşünüyorum, düşünüyorum. Aklıma gelen tek bir şey var. O da benim şoför olmam. Yani yoksa niye tuttursun ki avukatlık diye? Koskoca avukat şoförüyle mi birlikte olacak? İyi de kuzum sen başından beri şoförsün. O zaman niye ilgi gösterdi ki sana? Çünkü bunu dert eden o değil. Ailesi. Kim? Teyzeleri falan var demiştin. Onlar mı? Evet. Ya düşünsene gülüm. Otelden ayrıldığımızda çok iyiydik. Şahaneydik. Sonra teyzesine gitti. Bir döndü beni işten çıkardı. Ay! Açıldı tabii teyzesine. O da olmaz dedi. Bence öyle. Kız. Sen de git avukat ol o zaman. Çık karşısına kadının şöyle. Git. Utansın. Benim mesleğimle ölçecek insanlarla işim yok benim Gül. Hem Barış Bey ne dedi de kim bilir adam o hale geldi. Sarılıp nasıl özür diledi benden görecektin Gül. Ay yazık yavrum kız. Ay ailesiyle senin aranda kalmış adamcağız. Ay çok üzüldüm şimdi. Ne yapacaksın Aslı? Ay sen bu adamı bırakma. Vallahi bak. Ben bir şey yapamam ki Gül. Kararına saygı duymak zorundayım. Aile bu. E doğru. İnsan ailesini de seçemiyor ki. Ben de ailem için, mahallem için gereken her şeyi yapıp çıkacağım hayatından. Kız nasıl dayanacaksın o kadar zaman adamın yanında? Ona aşık değilmişim gibi. Eli elime deyince ölmüyormuşum gibi davranacağım. Hatta bu kadar normal davranacağım ki. Onun da benden vazgeçmesi kolay olsun. Yani vicdan azabı çekmesin beni üzüyor diye. Birimizin geri çekilmesi lazım. Ya böyle neşeli meşeli davranacaksın yani. Evet. Cool. Serin. Hiç umurumda değilmiş gibi. Atlatmışım gibi. O da bir oh der rahatlar. Eli elime değse bile hiç. Koltuk kolçağı tutuyormuşum gibi. Ona bu kadar yakın durup dokunamamak. İçini nasıl karıştırdığımı bilip de gülümsemek. Abuk subuk espriler yapmak. Çok zor be Teo. Yani keşke şu kaza olayında senin bir suçun olmadığını anlayabilsen patron. Ya Hakan'ın bile bir suçu yok ki. Çocuğu zehirlediler. Ne yaptığını farkında bile değildi o. Of başlama gene Teo. Ne dersen de durum değişmiyor. Benim kuzenim Aslı'nın yeğenine çarptı. Çocuk tekerlekli sandalyede, ben de o suçu örttüm. Affı unutması yok bunun. O zaman bir an önce okula gitmeye ikna et ve hayatından çıkar şu kızı patron. Ya gözümün önünde eriyip bitiyorsun ya. Ben ne yapıyorum? Ama yani üstüne gitmek de ters tepti işte. Ben de o yüzden diyorum ki şu dava bahanesiyle biraz çalıştırayım aslında. Ya avukatlık içine işlesin biraz. Vallahi güzel fikir ha. Şöyle iki dosyanın taşısın, seninle beraber bir duruşmaya girsin ha. Heveslensin biraz değil mi? Aynen. Evet Teo. Agata'ya bir de mahkeme tozu yutturarak şansımızı deneyelim bakalım.